Doktor haydi mama zamanı. Ben bu kapımıya yalnız güvenlik görevlisi koyacağım ha. Ne bu böyle gir çık gir çık ne ya? Hadi gel yemek ısmarlayacağım. Aç değilim ben. Açsındır sen. Ne zaman aç değilsin sen? Hadi bırak şimdi. Çok yeni bir restoran açılmış. Gel. Ne kadar yeni? Çok yeni. Acayip seveceksin. Müthiş bir yer. Daha sonra internetten puanlarsın. Seversin sen böyle şeyleri. 10 puan. Güzelmiş. Akı var. Derler biliyor musun sen? Hadi kalk. Uzakta mı? Doktor. Hı. Hadi gel ya. Uzakta değil gel. Allah'ım ya doktor. Çalışıyorum bir taraftan. Tamam. Gel. Çıkar, önlüğünü çıkar yalnız. Çok aç değilim ama gene de geleceğim. Senin arabayla gideceğiz yalnız tamam mı? Tamam. Her zaman gibi zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle çıkamayız. Ha iyi oldu değil mi benim arabayla gelmemiz? Evet geldiğimizi hissettim gerçekten ya. Nerede bu? Ha ne nerede? Restoran. Bekleyin ya. Ev gibi bir restoran bu restoran. Ev gibi olacağız doktor. Ha harika bayılacaksın çok sıcak bir ortam. Hadi. Gerçekten inanamıyorum sana doktor. Gerçekten. Ne yapıyoruz biz bu? Yine yaptığın yapacağını ya. Şşş doktor bey. Tadını çıkar. Bir şeyin de bir tadını çıkar ya. Ya ben böyle bir şeyin tadını çıkarmak istemiyorum. Sen hayatta yaşayamayacağın zevkler yaşatıyorum. Maceralar yaşatıyorum. Lan yakalanacağız şimdi şöyle geç. Ya şöyle kapatayım ya. Ne oldu? Olmuyor mu? Dizilerdeki kadar kolay değil miymiş? Dizilerdeki gibi. Kolay değil. Her şey maşallah dizilerde o kadar kolay ki biz de alıştırdılar. Beceremiyorsan çilingir çağırayım. Çilingir var doktor. Getirdim ben bak. Çilingir. Tanıştırayım gördün mü? Çilingir'e. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçekten belki bir ihtiyacın olmadığına emin misin? Baksana tek başına tutuklanamıyorsun bile. Doğru vallahi haklısın doktor. Bu ekip meselesinin tek bir çözümü var. Yerlerine kimseyi koymayacaksın. Kapito? Çok iyiymiş. Hadi be. Ne oldu? Ne oluyor? Dur yer... Çekiniz ben yardım. Ay ne tamam bırak şimdi sakatım diye mi ne? Bir de tekme koysaydın arkadan ayıptır ya. Allah Allah saçmalama ya ne alakası var? Bırak sen. Vallahi şimdi seni de buralara sürükledik bir de pisliklere bulaştık. Ver hadi ya. Ver hallet. He? Hayır ciddi. Gel. Evet hadi gel. Gel. Ha. Eyvallah. Ben de o zaman yatak odasına bakayım ne yapayım. Gerçekten. Aç, aç. Doktor. Açmazsan şüphelenir. İpek'ciğim. Orhan neredesiniz? Merak ettim. Ortalıkta yoksunuz da. Çıktık biz dışarı yemek yemeye çıktık. Geliyoruz birazdan. İyi, afiyet olsun. Bir şey soracağım. Hastanede bir doktor ateşe yardım ediyormuş. Kim olduğunu biliyor musun? Öyle miymiş? Bilmiyorum. Gerçekten birisi yardım mı ediyormuş ateşe? Orhan bana doğruyu söyle. Sen mi yardım ediyorsun?
Teessüf ederim pek. Benim bu konudaki tavrım çok net. Hayır, 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 hayır. Tamam. Hiçbir şekilde yardım etmeyeceksin. Ağlasa bile etmeyeceksin. Su bile vermeyeceksin ona. Tabii tabii. Yağmurlu havada bile su vermem ben ona. Tamam, sana güveniyorum. Hadi görüşürüz. Geç kalmayın, çabuk gel. Merak etme, tamam. Geliyoruz. Hikme! Doktor İpek değil mi? Ateş mi o? Ne diyor? Ha, yok, bir şey demiyor. Şimdi kalkıyorduk da, hesabı ödüyorduk da. Baş işi bana kakalamaya çalışıyor. Tamam, hadi biz geliyoruz İpek'ciğim. Doktor! Yatak odasında biraz küf var, küf. Doktor, benim burada işim bitmedi. Sonra banyoyu hallederim ama ondan sonra yalnız başınasın, tamam mı? Ben yokum, ben çıkıyorum bu işten. Saklamış kitaplığa. Saklamış ha. Vay be. Günlük dediğin şey saklanmaz mı zaten doktor? Sen ne yapıyorsun? 30 kupona temizlik seti veriyorlarmış. Kupon kesiyorum. Çıkmadı mı be? Doktor. Paran kalmadıysa söyle doktor. Ayıp ediyorsun ya. Ha? Bana verdiğin borçlardan bir kısmını sana borç olarak verebilirim. Ha? Ya. Ben seni zor durumda bırakır mıyım öyle? Ayrıca çok iyi biliyorum ki bana verdiğin borçların hiçbirini ben geri alamayacağım. Bunu çok iyi biliyorum. Ne yazıyormuştu günlükte? Oo, kabak çekirdeği harika doktor. Götür şundan, götür. Ne yazsın işte? Kızsal şeyler, kadınlığın püf noktaları. Bir kadın ne ister? Tam senin şeyler doktor. Senin ilgi alanın, orientasyon. Bırak şimdi. Bir bak istersen ha. Bırak şimdi, öyle olsaydı hepsini tek tek okurdun bana sayfa sayfa. Öyle böyle özet geçmezdin. Ne yazıyordu söyle bakayım. Valla kız pek iyi hissetmiyor genelde kendini. Çok üzgünüm. Çok kötü hissediyorum. Aha. Yataktan kalkamıyorum. Kavga ettik. Bunaltı geliyor. Mutsuzum. Yalnız... Yakınlarda iyi hissetmeye başlamış doktor. Ha. Biraz daha düzeldim sanki. Evet. Bıdı bıdı bıdı. Harika. Tamam. Hadi o zaman. Örnek de almamıza gerek kalmadı. Kız kendini yaza yaza düzeltmiş değil mi? Kendisi söylemiş bak. Veyahut da depresyonu azaldı doktor. Depresyonu. Sen daha iyi bilirsin. Sizin? Var ya öyle bir şeyler. İlaç. Alıyorsun, depresyon azalıyor. Neydi, antidepresan mıydı? Ben depresyonu falan değilim hocam, tamam mı? Ayrıca hiçbir antidepresan ateş yapmaz. Acayip tuzluymuş bu, vallahi susattı. Ama çok güzel. Acayip kavurmuş, şuna bir bak. Tek başına yapmaz. Doktor, acile geldiğinde bu kız depresyon için mano inhibitörü kullandığını biliyorlar mıydı, bilmiyorlardı. Bir de üzerine meperidini dayayınca, hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman tek yapmamız gereken kızın erkek arkadaşını, kızın gizli bir hayatı olduğuna, gizli bir doktoru olduğuna, gizli bir zulası olduğuna ikna etmek. Çok iyi. Sen bayağıdır bir hastadan yumruk yemiyorsun değil mi? Orada olabilir miyim ben? Çok isterim görmek. Sadece anneyi ikna etsem yeter. Aslında kimseyi ikna etmeme gerek yok. Güzel değil mi? Al biraz hadi cebine. Ne oldu yürüz doktor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.